Bu Limoges şehrinde Diyanet'e bağlı iki tane derneğimiz var. Cami ve Türk Derneği olarak. Birincisi burası Limoges Yunusemir olarak, öbür taraf Fatih Cemil Derneği olarak geçiyor. Şu anda tek cami olarak bir faaliyet göstermiyoruz tabii ki. Dernek hem Türk Derneği hem cami, ikisi bir arada yürütüyoruz. Dediğim gibi yani buraya bütün milletlerden gelenler oluyor. Arap olsun, Bulgar olsun, Türk olsun, değişik milletler, Fransızlardan bile gelen var. Gençlerimizin arkadaşları var Fransızlar. Onlar da gelir. Lokalimizde oturup çay içebiliyorlar yani mesela. Kahve içebiliyorlar. Yılın belirli zamanlarında programlar yapıyoruz. Bunda başta Mevlid-i Nebi programı olarak ve Çanakkale programı yapıyoruz. Özel salon tutuyoruz. 2-3 bin kişinin katıldığı büyük bir salonlarda yapıyoruz. Ordu Başkonsolosluğumuz da bizim davetliğimiz olarak bu programlara devamlı katılır. Türkiye'den gelen Türkçe öğretmenimiz de var. Çocuklara ders veriyor. Biz onun 23 tane programlarına yardımcı oluyoruz. Onunla beraber 23 tane programları hazırlıyoruz. Şu anda DİTİB'in bize vermiş olduğu yeni imamımız olarak İlahiyat Fakültesi mezunu bir imamımız var. Bu imamımız hutbeleri mesela hem Fransızca hem Türkçe konuşuyor. 33 yaşındayım. Aslen Kayseriliyim. Fakat doğma büyüme Lyon bölgesinden Saint-Étienne şehrinde doğdum. Ondan sonra eğitimimi yani liseye kadar burada tamamladım. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Uluslararası İlahiyat bölümünü okumak için, bu projeye katılmak için 2007 yılında Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde okumaya karar verdim. 2018'den itibaren imamlık görevine başlamış oldum Bordeaux bölgesinden ve şu anda Limoges Yunus Emre Camisi'nde görev yapmaktayım. Biliyorsunuz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'da çeşitli insanlarımız oluyor. Fransızlar var, Araplar var, Afganlar vesaire. Benim Fransızca bilmem. Onların camiye gelmelerine vesile olabilir. Benim Fransızca bilmem şu şekilde güzeldir. Gençler mesela beni kendileri gibi gördükleri için, yani burada onlar gibi doğdum, yetiştirildiğim için ve onlar gibi Fransızca konuştuğum için beni kendilerine daha yakın hissediyorlar. Geliyorum çünkü Kur'an okumak için ve dini öğrenmek için. Kur'an okumak için Yasin öğreniyorum ve dini öğreniyorum. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe aşeynahum fehum la yubsirun. 1972'de geldim Fransa'ya. Camisiz bir yere geldik, şaşırdık yani. Onun için ilk işimiz bizim cami yapmak oldu. Ama 15 sene sağda solda geldik. En sonunda 98'de buraya bu camiyi yaptık, 2000'de açtık. Şu anda yanı başımız 700 metre bir yeri daha aldık. Çok güzel bir şey olacak inşallah, bu pandemiyi atlatırsak oraya yapacağız. Bizim için, Türkiye için, ondan sonra buradaki Türklüğün için bir birleşim oldu burada. Yani ne bileyim ki, çok güzel oldu. Sağda solda gezenimiz yok, boş olan camiye geliyorum. Biz de bundan gurur duyuyoruz yani.